Değerli basın mensupları, yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdik. Ucube Erdoğan şahsı hükümeti elinde berbat bir yılı daha geride bıraktık. Bu ucube sistemde koskoca ülke tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. Yönetilmedi, savruldu. Her gelen yıl bir öncekini arattı. Milletimizin iki yakası bir araya gelmedi. Memleketimizin, evlerimizin bereketi kaçtı. Ama artık kabus bitiyor. Karanlık bir dönem kapanıyor. Hep söylüyoruz. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın anıdır. Bu topraklarda şafağın yeniden sökmesine, bu ucube sistemin tedavülden kalkmasına, yepyeni bir döneme başlamaya artık çok az kaldı. Türkiye birkaç ay içinde sandık başına gidecek. Milletimiz kaderine sahip çıkacak. Sesini duymayanlara, halini görmeyenlere, kendisinden kopanlara tasdiknamelerini verecek. Bu karanlık düzenin müelliflerini tarihin çöp sepetine atacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlanmış, kralın değil kuralın hakim olduğu, sözün millette olduğu, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda dev adımlarla ilerlemeye kararlıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı artık başladı. Ocak aylarının takvimlerimizde özel bir yeri vardır. Bir yüzüyle geleceğe, bir yüzüyle geçmişe bakar. Çok kötü bir yılı geride bıraktık. Artçı sarsıntıları ise hala devam ediyor. 2022'ye ait enflasyon rakamları dün açıklandı. Geçtiğimizde enflasyon ENAG'a göre %138. İstanbul Ticaret Odası'nın endeksine göre %93. Türkiye İstatistik Kurumu'nun göre ise %64. TÜİK enflasyonuyla ENAG enflasyonu arasında 74 puan. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu ile arada 29 puan fark var. Hadi diyelim ENAG'a ait rakamlar çok gerilere gitmiyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamıyla İstanbul Ticaret Odası'nın ilan ettiği enflasyon rakamı arasındaki makasın bu kadar açıldığı bir başka yılı şimdiye kadar hiç görmedik. İki enflasyon arasında 29 puanlık farkı Cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşıyoruz. Yine sadece geçtiğimiz Aralık ayı için piyasaların beklediği enflasyon %2,8'di. İTO'nun gerçekleşen enflasyonu %2,9 olmuştu. Ama TÜİK bir enflasyon rakamı ilan etti %1,2. Arada dağlar kadar fark var. Aralık enflasyonu memurun, emeklinin, işçinin, maaşının, aylığının, ücretinin belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Ve Aralık enflasyonu üzerinde daha önceki rakamlarda da var ama çok ağır bir makyaj olduğu açık seçik görülüyor. Çalışanların, emeklilerin hakkı gasp edilmiştir. Herkes yaşadığı enflasyonu, hayat pahalılığını biliyor. Cebinde, cüzdanında, sofrasında hissediyor. TÜİK'in sarayın vesayeti altında enflasyon rakamlarının nasıl ağır bir makyaj yaptığını milletimiz görüyor, hatta yaşıyor. Meşhur sözdür. Üç çeşit yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. Bu ucube şahsım rejiminde artık dördüncü bir yalanı daha gördük. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistikler. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu yalanı, TÜİK yalanı. Yalancılara hatırlatalım. Açıkta işlenen kabahatin tenhada özrü olmaz. Genel başkanımız tüm bu olacakları önceden gördü. TÜİK'in önünde gitti, açıklama yaptı. Sorumluları önceden uyardı. Ama artık günah bizden gitti. Herkes yaptıklarının hesabını yargı önünde mutlaka verecek. Emeklinin, emekçinin, dul ve yetimin gasp edilen haklarının hesabı seçimden sonra mutlaka sorulacak.
Bu hak mutlaka kendilerine iade edilecek. Şunun şurası 3-4 ay kaldı. Bundan kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Değerli basın mensupları, sarayın menüsünde pataşur içerisinde çerkez tavuğu, zencefilli somonlu sushi, kornişona sarılı dana rozbif, ejder meyveli smoothie, liçi meyvesi eşliğinde efuliler olduğunu, geceleri de manda sütünden yapılmış yoğurda, kestane balını katık yapıp afiyetle gövdeye indirdiklerini daha önce öğrenmiştik. Ama anlaşılan milletin rüyasında bile göremediği bu menü saraydakilerin gözünü doyurmuyor. Aç doyar, aç gözlü doymaz. Sarayın hanı iştahında en sevilen yemek kul hakkı yemek. Dün ve bugün gördük. Önce TÜİK'e makyajda enflasyon rakamlarını ilan ettirdiler. Sonra sarayın kibirlisi çıktı. Sanki kendi kesesinden ulufe dağıtırmış gibi hiç sıkılmadan %25 zammı müjde diye verdi. Yetmedi, sarı sendikacılarına ve saray şürekasına bir de kendini orada ayakta alkışlattı. Ondan sonra genel başkanımız bu yetmez, bu kul hakkına girmektir deyince bugün birdenbire müjde %30'a çıktı. Memurumuz, emeklimiz de ya Kemal Bey olmasaydı dedi. İhale yapmıyorsunuz. Memurun maaşını, emeklinin aylığını belirliyorsunuz. Madem imkanınız vardı, neden baştan %30'u vermediniz? Siz böyle mi devlet yönetiyorsunuz? Allah'tan Kemal Bey var. Ya Kemal Bey olmasaydı? Sarayından çıkmayan Erdoğan son bir yılda kuru soğanın %315, limonun %203, toz şekerin %165, yeşil soğanın %164, ıspanağın %163, lahananın %159, marulun %143, portakalın %142, mandalina'nın %127 zamlandığını acaba biliyor mu? TÜİK marketlerinde bile pirincin %124, taze sütün %113, peynirin %106, tereyağın %109 zamlandığından haberi var mı? Elektriğe %102, şebeke suyuna %110, doğalgaza %166 zam yaptığını hatırlıyor mu? Rakamlar ortada. Vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı ortada. Memura, emekliye, dul ve yetime %30 zam. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Memura, emeklimize, memurumuza, emeklimize çok açık çağrımızdır. Bunları sallayabildiğiniz kadar sallayın. Salladıkça dökülecekler, salladıkça düşecekler. Şimdi elimdeki şu tabloya bir bakın. 2002'de net asgari ücrete 100 dersek, şu çizgi, esnafın en düşük emekli aylığı 81. İşçinin en düşük emekli aylığı 139. Memurun en düşük emekli aylığı 204. Bugün verdikleri %30 zamla en düşük esnaf emekli aylığı %65. 81'den 65'e düşmüş. En düşük İşçi emekli aylığı 69, o da 139'dan 69'a düşmüş. En düşük memur emekli aylığı 81, o da 204'ten 81'e düşmüş. İş başına geldiklerinde memurun, işçinin en düşük emekli aylığı asgari ücretin kat be kat üstündeymiş. Şimdi asgari ücretin tamamen altına düşmüş. İşte bu 20 yıllık hükümetin 13 milyon emeklimizin hakkını nasıl çatır çatır yediğinin resmi. Milletimiz kötülükleri asla unutmaz. Şunu açıkça buradan ifade edeyim. Erdoğan daha önce etmedik hakaret bırakmadı, seçimi kaybedeceğimi bilsem bile vermem dediği EYT'lilerin hakkını milletin kendisini sandıkta emekli edeceğini görünce paşa paşa verdi. Ama korkunun ecele faydası yok. 2 milyon 250 bin müstakbel emeklilerle beraber
yaklaşık 15 milyon emeklimiz bu hükümet döneminde yediği şu ayazı unutmayacak. Ne yaparsa yapsın, Erdoğan'ı sandıkta emekli edecek, evine gönderecek. Değerli basın mensupları, önceki cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Demirel'in dediği gibi, başarının anası babası çoktur, başarısızlık ise öksüz ve yetimdir. Bu sözün haklılığına bu hafta 2022 dış ticaret rakamları açıklanırken bir kere daha şahit olduk. Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni topladı. Dış ticaretin üç kardeşinden birini seçti. Saatler boyunca 254 milyar dolarlık ihracat rakamları üzerinden caka sattı. İhracat rekor kırdı deyip ihracat rakamlarını sahiplendi. Oysa 2022'de sadece ihracat değil, hem ithalat hem de dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdı. Ama ihracatı sahiplenen Erdoğan ne 364 milyar doları aşan ithalatı ne de 110 milyar doları aşan dış ticaret açığına sahip çıkmadı. İhracatın nesebi ne kadar sahihse ithalatın dış ticaret açığının da nesebi o kadar sahih. Ama Erdoğan ihracatı sahipleniyor, ithalatı ve dış ticaret açığını cami avlusuna bırakıp sorumluluktan kaçıyor. Buradan sesleniyoruz. Devlet adamı sorumluluğu içinde davranın. İhracatıyla, ithalatıyla, dış ticaret açığıyla sebep olduğunuz bu sıkıntıları sahiplenin. Her şeyden önce son 11 yıldır 2023 hedefleri deyip söz verdiği 500 milyar dolarlık ihracatın neden bunun yarısına zar zor geldiğini bir açıklayıverin. Milletten bir özür dileyin. Sonra çıkın faiz sebep enflasyon netice zırfasıyla paramızı pul etmenize rağmen neden ithalatın dış ticaret açığının rekorlar kırdığını şu milletimize bir açıklayın. Hani Türkiye modeli diyerek millete yutturmaya kalktığınız safsataya göre Türk lirası değer kaybedecek, rekabet gücümüz artacak, dış ticaret fazla verecek, rezervlerimiz dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, bir de üstüne enflasyon düşecekti. Türk lirası değer kaybetti. Milli paramızı pul ettiler ama onun dışında bu dediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Bu rezalete rağmen hala milletimize rekor cakası satmaya kalkıyorlar. Ama ne demişler? İmamın dediğine değil yaptığına bakacaksın. 1923-2002 arasındaki 79 yılda ülkenin verdiği dış ticaret açığı 247 milyar dolar. Son 20 yılda Türkiye'nin dış ticaret açığı toplam 1 trilyon 250 milyar dolar. Önceki 79 yılda verilen dış açığın 5 katı. 20 yılda bir önceki dönemde 79 yılda verilen dış açığın, dış ticaret açığının 20 katını vermişsiniz. Biz boşuna söylemiyoruz. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Erdoğan'ın eseri de aklının rütbesi de ortada. İşte bugün 110 milyar doları aşan dış ticaret açığı nedeniyle sağa sola avuç açar hale geldiler. Dün afra tafra yaparak söylediklerinin hepsini, tükürdüklerini bugün yalayıp yutmak zorunda kaldılar. Müzik kutusu gibi. Parayı kim atarsa onun müziğini çalıyorlar. Çünkü seçimlere giderken artık tulumbada su bitti. Rusya'nın 20 milyar dolarlık BOT'a şahit gaz borcunu 2024'de ötelediği yazılıp çiziliyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Biz buradan soruyoruz. Bu borç ötelemesi neyin karşılığı yapıldı? Erdoğan seçim öncesi Rusya'ya hangi sözleri verdi? Değerli basın mensupları, bedava peynir sadece fare kapanında olur. Moskova'nın Erdoğan'ın yanında saf tutup milletimizin seçimine müdahaleye kalkışması bu değil de nedir?
Yine daha düne kadar etmedik hakaret bırakmadıkları Körfez ülkelerine birkaç dolar için el açıp duruyorlar. Bunların karşılığında bu ülkelere ne veriliyor? Tüm bunları öğrenmek milletimizin ve artık iktidara yürüyen bizlerin hakkıdır. Rus'u, Arap'ı, Erdoğan'ı kullanıp milletimizin iradesine ipotek koyabileceklerini mi sanıyorlar? Neden Erdoğan'ı koltuğunda tutmak için bu kadar para harcıyorlar? Bu ülkelere 85 milyon vatan evladının sırtından hangi tavizler veriliyor? Suriye ile sorunlarımız ortada. Genel Başkanımız daha 2012'de Erdoğan'a açık bir mektup yazarak uyarmıştı. Suriye krizi çok büyümeden, bunun ekonomik ve sosyal maliyeti çok ağırlaşmadan uluslararası bir mekanizmayla bu sorunu gel çözelim demişti. Ama saray bütün bunlara, bu önerilere kulaklarını tıkadı. Yetmedi, üstüne bir de hakaret etti. Şimdi ekonomik olarak tıkanmış, gaz parası için Rusya'ya avuç açmış bir Erdoğan, Suriye ile müzakereleri yürütürken bu bölgede Rusya ile çatışacak olası hayati çıkarlarımızı ne kadar savunabilir? Evet, Rusya bizim elbette önemli bir komşumuzdur. Uzun bir tarihi geçmişimiz vardır. Önemli ticari ve kültürel ilişkilerimiz vardır. Ve bizim nezdimizde iki ülke arasındaki dostluk kesinlikle kişilerden bağımsızdır. Biz bu dostluğun bozulmasını hiçbir zaman istemeyiz. Ama muhataplarımız Türkiye'de topal ördek olmuş bir hükümetin zaaflarını kullanarak ülkemizin âli menfaatlerine halel getirmeye çalışırsa dostluğumuz baki kalmak kaydıyla buna da rıza göstermeyiz. Çünkü bizim için öncelikli olan partimizin değil ülkemizin çıkarlarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, dış politikamız şahsi olmayacaktır, milli olacaktır. Bunu herkes böyle bilmelidir. Değerli basın mensupları, 2022'den 2023'e miras kalan başka ağır sorunlarımız da var. Temel hak ve özgürlükler ülkemizde tehdit altında. Türkiye'de ifade özgürlüğü var deniyor, ancak ifade ettikten sonra özgürlüğün hiçbir garantisi yok. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Sri Lanka'nın 3 sıra altında, Sudan'ın 2 sıra üstünde 149. sıradayız. Yine Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre 2022'de en fazla gazeteciyi hapiste tutan 4. ülke Türkiye. İlk 3 ülke kim? İran, Çin ve Myanmar. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter diyor Nelson Mandela. Ülkede saray rejiminden daha tehlikeli bir şey varsa o da ruhunu bu ucube rejime satanlar. Otoriter rejimler itaatkar memurları eliyle iş görür. Bunun en güzel örneği Rütük. Rütük sarayın özgür basın üzerinde salladığı ağır bir sopaya dönüştü. Seçimlere giderken özgür basını Rütük sopasıyla susturmak istiyorlar. Halk TV, Tele1, KRT, Fox TV, Flash Haber TV gibi kanallara 2022'de kesilen toplam ceza 54 defada toplam 17.335.000 lira. Onun üstüne bir de yayın durdurma cezaları var. O da cabası. 2022'den 2023'e sarkan bir başka hukuksuzluğun muhatabı ise Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tabii ki İstanbul halkı. Saray vesayeti altındaki savcı ve hakimleri kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediye'mize kumpas üstüne kumpas tezgahlamakta. Önce seyyar hakimleri eliyle ipe sapa gelmez bir hakaret suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ceza verdiler. Şimdi öğreniyoruz ki bu davada beraat kararı vereceği anlaşılan, davadan el çektirilerek başka yere sürülen hakime sen bizim istediğimiz kararı ver, istinaf ve Yargıtay kararı ne de olsa onayacak diyerek üzerinde baskı kurmuşlar. Bunun adı siyasi cinayettir.
Bunun adı hukuk katliamıdır. Dün Genel Başkanımızın talimatıyla Grup Başkan Vekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret ettiler. Bu ciddi iddialar hakkında soruşturma açılması, müfettiş görevlendirilmesi için talepte bulundular. Ama Adalet Bakanı, adaletin değil sarayın bakanı gibi davrandı. İpe un serdi, bu hukuk cinayetinin faillerinden biri oldu. Saray sadece Adalet Bakanı ve hakimleri eliyle hukuku katletmiyor. Bir yandan da entrikacı atama İçişleri Bakanı eliyle bulanık suda balık avlamaya kalkıyor. Güvenlik bürokrasisini hukuk dışı çabalarına alet ederek İstanbul'a çökmeye kalkıyor. Seçimden önce İstanbul'u hukuk kumpasıyla ele geçirmek, İstanbul'un maddi ve siyasi rantını seçimlerde kullanmak istedikleri artık aşikar. Bu kumpasçılara bir kez daha şunu hatırlatalım. İstanbul, İstanbullunun iradesi, milletimizin iradesi büyük lokmadır. Midenize oturur. Bugün oturduğunuz o koltuklara güvenip de hukuku katletmeye yeltenmeyin. Ayarıyla oynamaya kalktığınız kantar gün gelir sizde tartar. Değerli basın mensupları, ne yazık ki 2015 Haziran'ından bu yana Türkiye'de normal şartlarda bir seçim yapamıyoruz. 2016'da hain darbe girişimi, 2017'de tek adam şahsım rejimine giden yolların OHAL rejimi altında döşenmesi, mühürsüz oy pusulası skandalı, 2018'de ucube rejime geçiş, 2019'da Yüksek Seçim Kurulu eliyle millet iradesine kurulan kumpas, dış müdahaleler ve şimdi yeni siyasi cinayet ve komplolar. Başka ülkelerden alınan seçim rüşvetleriyle, siyasi kumpaslarla, siyasi cinayetlerle ortalığı karıştırıp milletin iradesine çökebileceklerini sananlara, koltuğunu böyle koruyacağını umanlara şunu hatırlatırız. Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Bu millet 2015 Haziran'dan sonra benzer senaryoları yaşadı. Artık milletimizin bunlara karnı tok. Türkiye'nin önünde daha fazla takoz olamayacaksınız. Biz hazırlığımızı yaptık. Kurumları ve kuralları güçlü Türkiye'yi, zenginleşen, dünyada yarışma gücüne sahip Türkiye'yi, zenginliği adil paylaşan Türkiye'yi, temiz ve yeşil Türkiye'yi milletimizle beraber inşa edeceğiz. Brezilya bunu yaptı. Bir otoriter popülisti sandıkta hezimete uğrattı ve bir kez daha gördük ki hiçbir şeye benzemiyor vatanını satanın korkusu. Kendi milletinin sırtına tüneyenler, gücünü oturdukları koltuktan alanlar, görev teslimi bile yapmadan uçan saraylarını atlayıp yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Aziz milletimiz, nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar yardım edemez. Biz ülkemizi nereye götüreceğimizi, insanlarımıza nasıl bir gelecek sunacağımızı, nasıl bir kaptana sahip olacağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin farklı siyasi damarlarından gelen altı partisi, hukuk devleti demokrasi, milletin topyekün refahı için bir araya geldi. Yarın altı partinin sayın genel başkanları bir kez daha bir araya gelecekler. Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak yol haritasına son rötuşları yapılacak. Şunu açık yüreklilikle ilan ediyoruz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı tarafsızlık yeminine ihanet eden değil, yeminine sadık bir cumhurbaşkanı olacak. Kral değil, kural diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Yasakçı değil, özgürlüklere sahip çıkan bir cumhurbaşkanı olacak. Kalpleri korkuyla ve yalanlarla bölüp parçalayan değil, sevgiyle ve hakikatle birleştiren bir cumhurbaşkanı olacak. Ben değil biz diyen, istişareye inanan bir cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın belirleyeceği aday olacak. Ve 2023 baharı Türkiye'nin baharı olacak. Büyük şairimizin Cahit Sıtkı Tarancı'nın ünlü dizeleriyle gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olacak. Ne başta dert, ne gönülde hasret olacak. Kardeş kavgası bir nihayet bulacak. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olacak. Kış günü herkesin evi barkı olacak. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olacak. Olursa bir şikayet ölümden olacak.
İşte bizler 85 milyon için özlediğimiz böyle bir memleket için yılmadan, yorulmadan çalışmaya kararlıyız. Kısa sürede de bunu başaracağız. Ülkemizi önce ferah, sonra refaha kavuşturacağız. Bu güzel duygularla Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin yeni yılını bir kez daha ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını bir kez daha kutluyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Cem Çetin. Geçtiğimiz günlerde Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmaması tartışmalara konu oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bu tabii son derece korkunç, ürkütücü bir cinayettir. Dün bu cinayetle ilgili olarak Genel Başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Rahmetli'nin babasıyla, eşiyle görüştüğünü de ifade etti. Biz şu anda bu konunun arkasında olduğumuzu ifade edip bu konuyu daha fazla siyasetin içine çekmemek için yetkililerin yapacaklarını izliyoruz. Bu çünkü kendi ailelerinin de talebi. FM TV 100'den Betül Araz, iki sorum olacak size. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçimi kabul etmiyoruz dediniz. Ancak AK Parti MYK'da 14 Mayıs iddiaları var erken seçim için. Bu tarihe tavrınız ne olacak? Bir diğer sorum da Ali Babacan altılı masa mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım hiç sorun yok dedi. Siz bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı ön plana çıkarken acaba masada birden fazla aday çıkabilir mi? Önce son sorunuza cevap vereyim. Konuşmamda ifade ettim. Baştan itibaren sürekli söylüyorum. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı altılı masanın belirleyeceği aday olacaktır. Evet, şimdi ikinci sorunuza gelince aslında seçimle ilgili tutumumuzu defalarca ifade ettik. Nisan başına kadar yapılacak bir seçim erken seçimdir. Destekleriz dedik. Bu tarihten sonra yapılacak seçimin ise bir siyaset mühendisliği olduğunu ve bizim bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayacağımızı da söyledik. Hayırlısı olsun. Demek ki kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Biz her an seçim olacakmış gibi hazırız. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru ATV ve A Haber tarafından ortak yönlendirilen bir soru. Soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni baş danışmanı Nuşirevan Elçi'nin söylediği sözler tepki çekti. CHP'nin bu konuyla ilgili görüşü nedir? Şimdi şunu açıkça ifade edeyim. Sayın Genel Başkanımızın, parti sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimizin dışında her beyan ancak şahsi görüşleri yansıtır. Ve partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Zaten bu konunun partimizin de gündeminde olmadığını anladığım kadarıyla ilgili arkadaş, ilgili danışman ifade etmiş. Efendim, KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. EYT düzenlemesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu sıra ÖTV'de demişti. Bakan Nebati ÖTV indirim gündemimizde yok dedi ama daha önce de EYT içinde olmaz diyorlardı. Sizce ileride bir ÖTV adımı da gelir mi? Devamında bir de geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu orman köylüleriyle buluşmuş. 15 vaadini sıralamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 7 milyon orman köylüsü için yeni bir destek projesi açıkladıklarını da söyledi. Bu iki durumla ilgili sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Baştan itibaren bu iktidarın metal yorgunu olduğunu, artık proje falan üretemediğini söylüyoruz. Projeleri biz üretiyoruz. Onlar bizim projelerimizi alıp eksik yedik, tatbik etmeye uğraşıyorlar. Şimdi şunu açıkça söyleyeyim. Biz bu lafları daha önce de duyduk. Nebati Bakan'ı oraya, o bakanlığa atayan irade, Sayın Genel Başkanımız artık ne derse onu yapmak durumunda. ÖTV'yi kaldırdılar, kaldırmadılar. Önümüzdeki ilk seçimde iktidara geldiğimizde biz gereğini yaparız.